arkadaşlar. Ben Ercüman. Londra'da yaşıyorum ve size bu videoları Londra'dan çekiyorum. YouTube kanalımda yayınlıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Burası biliyorsunuz Britanya bir ada ülkesi. Ada monarşi ile idare edilen krallık. Gezdiğim yerler hakkında ufak çaplı sizi bilgilendirmek istiyorum. Vlog şeklinde sizi bilgilendirmek istiyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Seyreden sayısı bayağı var ama beğeni yapıp abone olan sayısı düşük. Sizden ricam beğeni yapıp abone olmanız. Ve bu şekilde YouTube kanalıma destek olmuş olacaksınız. Herhangi bir ücret dahilinde değil. Ücret ödemenize de gerek yok. Sadece abone olmak için kırmızı renkteki kısma dokunmanız gerekiyor. Böyle karşıya giriyoruz. Burası Dalham. Dalham Road'dan gidiyoruz. Ve sağa dönerek girdiğimiz yol Notley Teras. Burası Notley Teras arkadaşlar. Yolumuza devam edelim aşağı doğru. Burası Melbourne'a gidiyor bu yol. Ama birazdan böyle şu anda sakin olduğuna bakmayın. Birazdan bu yol ne kadar kaos olacak göreceksiniz. College Crescent yanından geçiyoruz. College Crescent demek şu yarı mile şeklinde dönen yollara Crescent yani. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Ben box yazan yerin altında gözüken o bina var ya, evet, tahtadan görebiliyor musunuz kameradan? Bilmiyorum şu anda nasıl görüntü. Orası Swiss Cottage arkadaşlar. Underground yazısının olduğu yer. Sağ taraf. Ha! Swiss Cottage dedikleri Swiss Cottage şeklinde pub yapmışlar. Ha! Burası bir pub. Böyle düz aşağı gidiyoruz. Kaosa girmiyoruz. Sağ taraf çok kaotik. Arabalar kaosun sahile. Bakın göreceksiniz. Biraz önce oradan çıktım ama nasıl çıktım anlatamam size. Burası Avenue Road. Ya böyle bir level üstü bir yerdir. Burada eşyanlar. Level üstü zenginler. Şu binaya bakın arkadaşlar. Şu, görüyor musunuz şu binayı? Şu karşıdakini görebiliyor musunuz? Görüyorsanız alta yorum yazın. Bakın, şöyle göstereyim size. Şu yeni yapımını da görüyorsunuz herhalde. Yani bir aile bu binaların içinde yaşıyor. Nasıl yaşıyorsa artık bu binaların içinde. Tek bir aile. Şunu görürseniz mesela, şunun içinde tek bir aile yaşıyor. Burası böyle kaldık şimdi burada. Ya
Geçen hafta fırtına vardı. Birçok uçuş ertelendi arkadaşlar. Bu hafta fırtına yok. Ama uçuşlar sakin. Belki şimdi bir uçak kalkarken görüntülersek. Evet, şöyle çıkarak etrafı göstereyim size arkadaşlar. Şuradan Britanya hava yollarına ait bir uçak. Şöyle kalktı gidiyor arkadaşlar. Şimdi gidelim sabah kahvemizi alalım. Sabah kahvesi içelim. Biraz soğuk. Soğuk da kahve güzel gider. Sabahları kahvaltı yapmıyorum. Saat 11'e kadar. Onun yerine sabah kahveyle güne başlıyorum. Bu da beni gerçekten zinde tuttu. Bunu bir aydır böyle tekrarlıyorum. Akşam saat 9'da yemeği durduruyorum. Ve saat 11'e kadar hiçbir şey yemiyorum. Bir kahve hariç. Kahve de tok tutuyor. Ben bu arada da egzersizlerime devam ediyorum. 84,5 kiloydum. Şu anda 82 kiloya düştüm. Hatta daha da altına indim. İnip çıkıyorum ama daha da azaltacağım bunu. Bunu nasıl yaptığımı diğer videolarımda, çektiğim videolarda yayınladım YouTube'da. Umarım o videolarımı da seyredersiniz. Şöyle yukarıda köşede linkini koyacağım. Beslenme programım ve egzersiz programlarımla alakalı daha değişik videolar da yapacağım. Başındayım. Nerede olduğumu da şöyle size göstereyim. Sol taraftan gittiğinizde Slough, Staines, Oxbridge'e, sağdan gittiğinizde ise Londra merkeze, Harrow ve Hounslow'a gidiyorsunuz. Ben şimdi şu karşıdaki benzin istasyonundan bir kendime kahve alacağım. Yeşil yandı. Evet. Ofisler, car park, washing dry. Biz kahvemizi almak için karşıya geçeceğiz ama arabalar tutup da geliyorlar. Şöyle size göstereyim. Böyle geliyorum. Dokunuyorum. O APS'a, ardından Costa. Machine diyorum. Ve order from the machine diyorum. Şöyle QR kodu dokunduruyorum. Buradan seçtiğim içeceği, make a drink. Ve ardından gelmeye de başlıyor. Enjoy your coffee this morning. Did you have one already? She's great, thank you. Any fuel? Not today. Thank you, buddy. You're kind. Oh. Is it good? Yeah, that's good. That's better, actually. How long will you charge my coffee? This is depends. This is 64 gigabyte USB card inside. So I can almost 25 video, short video I can record it here. Yeah. And it's good quality. No, example, is it all on the way when you ride? Yeah. How many days then you can keep it?
this is 25 video I can, but if I buy like 128 gigabyte SD card, it's gonna get longer. Because every day, not every day, actually. Every day. Yeah, delayed. Automatic. All right, see you later. Kahvemi aldım. Buradaki çalışanlar iyi ya, ben seviyorum. Buradaki çalışanlar muhabbeti iyi insanlar. Arada böyle kibar insanlar. Arada gittiğim yerlerde, benzin almaya gittiğim yerlerde çalışanlar somurtkan, böyle hiç merhaba dersin, sıram vermezler. İngiltere değişiyor arkadaşlar, Londra'da değişiyor. Yani dünyanın her yeri olduğu gibi Londra'da bir farklılıklar var. Eskiden insanlar daha kibardı, birbirlerine gülerlerdi. Artık bu kalmadı ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hazırlayalım. Steak yapacağız. Steak için hazırlamam gereken malzemeler. Hızlıca bir tabak. Steğimiz burada. Fiyatı iki tanesi 8 pound gördüğünüz gibi. Bu İrlanda ribeye steak. Karışık sebze. Ispanak. Ve brokoli. Tatlı fasulye. Ufak fasulye, bebek fasulye. Kereviz ve patates. Ve ufak bunlar da ufak soğan. Sinema seviyesine getiriyoruz. Steğimizi biraz bekletiyoruz. Hemen pişirmememiz lazım. Biraz dinlensin paketten çıktıktan sonra. Şöyle biraz suyu süzülsün. Üzerine hafif böyle bıçaklı çizikler attım ki birazcık daha rahat pişsin içi. Normalde ben kanmıyorum ama şimdi kanmamak istemiyorum. Patatesimiz lokul 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 kaynıyor. Aynı zamanda sebzelerimiz. Ayarı düşürüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Ne var burada diyeceksiniz? Brokoli, havuç, persinip, soğan, dediğim gibi tatlı ufak bebek fasulyesi, ufak minik patates, şurada gördüğünüz gibi patates ve etim. Protein, spordan sonra protein ağırlıklı yiyecekler. Güzel gözüküyor, iyi pişmiş. Kanlı bırakmak daha iyi ama bu akşam dedim böyle kanlı kanlı istemiyordum. Protein ne kadarmış? Ne diyorum? 3.4 protein.